Evet arkadaşlar, dünkü derste hatırlarsanız Thales teoremi ile ilgili bilgi vermiş, Thales teoreminin ne olduğundan bahsetmiştik. Sorularda bazen karşımıza çıkacak ve bize kısa yol oluşturabilecek bazı notlarımız olacak burada. Onlardan ilkini dile getirecek olursak, şimdi bu bazı kitaplarda kum saati olarak isimlendirilir. Şekli kum saatine benzediği için. Şöyle söyleyelim, şeklimiz, bakın, A, B, C ve D, C, E üçgenlerinden oluştuğunu düşünelim. Burada tabii yine kuralı kullanabilmeniz için A, B uzunluğunun D, E uzunluğuna paralel olması gerekir demek zorundayız. Aslında burada benzerlikten de gidebilirsiniz ama benzerlik kurarken arkadaşlar vakit kaybı yaşamamak adına kuralı bilmekte de fayda olduğunu düşünüyoruz. Çünkü benzerde şimdi A, C, B üçgeni ile D, C, E üçgeni arasında benzerlik kurma şansına sahibiz. Çünkü C açıları, bakın dikkat ederseniz ters açı olduğu için eşit. İki üçgende de yine geçen seneden hatırlayabilirsiniz. Şurada bir Z kuralı var. Bu durumda E açısıyla A açısı eşit. Yine şu kalemi takip ederseniz bakın burada da bir Z kuralı var. Buradaki Z kuralını uyguladığımda da B açısıyla D açısı eşit deyip benzerliği kurma şansına sahibiz. Ama onun yerine dediğimiz gibi kitaplarda bazı kaynaklarda kum saati olarak isimlendirilir bu. Şöyle bir yol izleyebiliyoruz. Bakın AB uzunluğu DE uzunluğuna paralel. Buna dikkat etmeniz lazım. Burada şunu söylüyoruz. AB uzunluğunun DE uzunluğuna oranı. AB bölü DE diye burayı hemen belirtelim. Eşittir. Şimdi dikkat edeceğiniz detay şu. Nereden başladıysanız oradan devam etmeniz gerekiyor. Şimdi ben nereden başladım dikkat ederseniz şeklin üst kısmından. Üst kısmından başladıysam oranlamaya devamımda üst kısımdan olmak zorunda. Akabinde şunu söylüyorum bakın. BC uzunluğunun CD uzunluğuna oranı. BC uzunluğunun arkadaşlar CD uzunluğuna oranı diyorum. Yine hatırlayın, nereden başladık? Yukarıdan. Yine yukarıdan devam ediyorum. Bu kuralda dikkat etmeniz gereken detay bu. AC uzunluğunun CE uzunluğuna oranı diyoruz. Eşittir. AC uzunluğunun CE uzunluğuna oranı şeklinde yazıyoruz. Şimdi burada yukarıdan başladınız. AB'nin DE'ye oranı dediniz. Akabinde şunu yaparsanız bakın kuralı bozmuş oluyorsunuz. Yukarıdan başladım ama aşağıdan devam ediyorum. DC'nin CB'ye oranı derseniz tırt. Gider yani. Çünkü burada sıra çok önemli arkadaşlar. Yine aldığım EC'nin CA'ya oranı dedim. AB bölü DE yazmışken hata yapmış oldum. Nereden başlarsanız oradan devam etmeniz gerekiyor. Dün de söyledik. Şimdi sorularda bize direkt arkadaşlar bu şeklin üzerinden bir soru sorma ihtimalleri çok zayıf. Bu şekli bizim başta algılayamayacağımız mutlaka bir ifadeyle örüntüleyebilirler. Ne gibi? Bunu alırlar, bir şehrin planlaması olarak verirler, cadde uzunluğu olarak verebilirler. O yüzden sorunun içerisinden çekip almak görmeyle alakalı ki geometride biliyorsunuz en baştan beri söylediğimiz bir detay var. Geometri görme işi. Burada da dediğimiz olay tekrar edelim. Çok önemli. Nereden başladıysanız oradan devam etmek zorundasınız. Yani ben üst kısımdan başladıysam çözüme yine üst kısımdan devam ederek gitmek zorundayım. Tabi burada illa üstten başlamak zorunda mısınız? Hayır. Ne yapabilirsiniz? DE bölü AB yazabilirsiniz. Yani şurayı bu oranı ne yapabilirim? Ters çevirebilirim. Bu oranı ters çevirdiğimde bakın aşağıdan başladım ya tekrar ne yapmalıyım? Aşağıdan devam etmeliyim. Yani DC'nin CB'ye oranı. İkinci oranı da ters çevirerek yola devam etme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz olay yine bir not almak isterseniz yazabilirsiniz. Dikkat edeceğimiz olay nereden başladıysam oradan devam etmek durumundayım. Bu kuralda bize sorularda benzerlik kurmadan direkt sorunun çözümüne gitme şansını veriyor. Önemli, o yüzden dikkatli olalım. Bir diğer detayımız burada. Bir kuralımız daha yazılabilir. Bunu da mektup zarfı olarak da adlandırır bazı kaynaklar arkadaşlar. Ne olduğunu bir birlikte görelim bakın. Kuralın.
Şöyle diyelim. A, B, C, D, E ve F olsun burası da. Şimdi yine bu kuralı kullanabilmeniz için AB uzunluğunun, CD uzunluğunun ve EF uzunluğunun birbirine paralel olması gerekir. AB doğru parçası, CD doğru parçası ve arkadaşlar EF doğru parçası birbirine paralel olmalıdır diyoruz. Şöyle yapalım. CD uzunluğumuz X olsun, AB uzunluğumuz Y olsun, EF uzunluğumuz da Z olsun arkadaşlar. Buradaki kuralda şunu söylüyoruz. Tabi bunlar biraz motomot arkadaşlar ezberlemeniz gereken durumlar. Hani burada şu mantık var, bu mantık var diyebiliriz ama kafanızı çok da karıştırmak istemiyorum. O yüzden buradaki kuralımız 1 bölü x eşittir, 1 bölü y artı 1 bölü z'dir. Kitaplarda, soru bankalarında bununla ilgili örnekler göreceksiniz. Şunu söylüyoruz burada. Mesela bize y'yi ve z'yi verip x'i sorabilir. X'i ve y'yi verip z'yi sorabilir. Ama bu kuralı bilmeden hareket ettiğimde tabi burada bir temel orantı teoremi gizli şeklin içinde. İspatı öyle yapılabilir. Ama arkadaşlar bu bize sorularda zaman kaybettireceği için direkt şu olayın üzerinden formülü bilerek ya da teoremi bilerek hareket etmekte fayda var diyoruz. Kuralımız burada da bu şekilde. Buna mektup zarfı da diyebiliyorlar isim olarak ama isim çok da problem değil arkadaşlar. Şekilin bir şekilde zihninizde belirmesi bizim için daha önemli. Burada artık son olarak benzerliğin içerisinde vermemiz gereken bir iki detay daha var. Konunun arkadaşlar başlangıcında, üçgenler konusunun başlangıcında yardımcı doğrulardan söz etmiştik. İşte açıortay, kenarortay, yükseklik gibi ifadeleri kullanmıştık. Burada da şimdi bizim için benzerlikle alakalı olan arkadaşlar bazı yardımcı doğru kuralları var. Hemen onları da sizinle paylaşalım. Elimde iki tane üçgen olsun. ABC üçgeni ve DEF üçgeni demiş olalım. Burada işte A kenarı, B kenarı, C kenarı diyelim. Yine arkadaşlar diğerinde de D kenarı, E kenarı ve F kenarı olarak almış olalım. İfadede bize şöyle bir bilgi verilmiş olsun. ABC üçgeni benzerdir DEF üçgeni denmiş olsun. Tabii dün daha önce anlattığımız videoda da buradan bir tekrar yapacaksak eğer şöyle söyleyebiliriz. İkililer halinde ne yapıyorduk? Orantıyı ya da benzerliği kuruyorduk. AB uzunluğunun DE uzunluğuna oranı eşittir. BC uzunluğunun arkadaşlar EF uzunluğuna oranı, hatta bunu şöyle de hatırlatalım. 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3 şeklinde yazabilirsiniz demiştik. Bir atladınız. AC uzunluğunun yine karşı tarafta da bir atlıyorsunuz. DF uzunluğunun oranı bize neyi veriyordu? K dediğimiz benzerlik sabiti ya da diğer ismiyle benzerlik oranını veriyordu. Şimdi burada yardımcı doğrularla olan bağlantımız ne? Onu konuşalım önce. Eğer böyle bir benzerlik verilmişse soruda arkadaşlar, ilk kuralımız bize şunu söylüyor. Açıortaylar arasında da kurulacak oran benzerlik sabitine eşittir diyor. Mesela burada şunu söyleyebilirsiniz. Bakın A açısıyla kimdi? D açısıydı. O zaman A açısının arkadaşlar açıortay uzunluğuyla D açısının açıortay uzunluğu. Yani NA bölü ND. Biliyorsunuz açıortayı gösterirken ne yapıyorduk? N harfini kullanıyorduk. Yine B açısıyla E açısının eşit olduğunu biliyorum. Bana bu verilecek. Buna dikkat edin. Yani ben bunu kafama göre söylemiyorum. Verilenden yola giderek söylüyorum. O zaman B açısının açıortayıyla E açısının açıortayının oranı N, B ile N, E diyelim arkadaşlar. Eşittir. Yine buradan baktığımda C açısıyla F açısının eşit olduğunu biliyorum. C açısına ait açıortayla F açısına ait açıortayın NC bölü NF oranı da arkadaşlar K'ya yani benzerlik oranına eşittir diyoruz. Eğer iki üçgen birbirine benzerse karşılıklı açıortayların oranı da benzerlik oranına eşittir deme şansına sahipsiniz. Bakalım bizim tabii bir tane yoktu biliyorsunuz yardımcı doğrularımızdan ilki bu. İkincisi arkadaşlar kenarortayda hatırlayın.
Kenar ortayda da yine bakın burada A kenarının D kenarına oranı diyoruz. Normalde hani bakın BC'nin EF'ye oranı şeklinde belirtiyorsunuz. O zaman kural bize şunu söylüyor. Karşılıklı kenar ortayların oranı da benzerlik oranına eşittir diyor. Mesela sırayla gidelim. A kenarına ait kenar ortayla D kenarına ait kenar ortayların oranları yani VA bölü VD. Yine arkadaşlar B kenarına ait kenar ortayla yine burada E kenarına ait kenar ortayın oranı VB bölü VE. Ve arkadaşlar C kenarına ait kenar ortayla F kenarına ait kenar ortayın yani VC bölü VF oranı da yine K dediğimiz benzerlik oranına eşittir diyoruz. Yükseklikler arasında da aynı açıortay ve kenarortayda olduğu gibi bir bağlantı vardır. Yine buradaki kural da şunu söyler bize. Karşılıklı yüksekliklerin oranları da yine benzerlik oranına eşittir der. Ne zaman iki üçgen birbirine benzerse. Tabii burada yine kenardan yola çıkıyorum. Mesela A kenarına ait yükseklikle D kenarına ait yükseklik. Yani HA bölü HD oranı. Yine B kenarına ait yükseklikle E kenarına ait yükseklik. HB bölü HE oranı. Şöyle yapalım. Yine C kenarına ait yükseklikle F kenarına ait yükseklik oranı. Yani arkadaşlar HC bölü HF. Bizim benzerlik oranı dediğimiz K'ya eşittir diyoruz. Sorularda karşımıza çıkma ihtimali var mı? Elbette var. Tekrar edelim kısaca. Çünkü hani sırayla anlattık ama birbirine girmiş olabilir. Bir kez daha özetleyebiliriz bu noktayı. Şöyle diyoruz. Bakın iki üçgen arasında bir benzerlik bize verildi. Biz bunu biliyoruz. Hatta bu verilen benzerlikten şunu da yapma şansına sahibim arkadaşlar. Çünkü soru bana benzerliği kurduğunda bizim benzerlik oluştururken dikkat etmemiz gereken kuralları kale almış demektir. Bu ne demek? Bakın A açısıyla D açısı birbirine ne olmak zorunda? Eşit. Benzerlik böyle kurulduysa. Yine B açısıyla arkadaşlar E açısı. Yine C açısıyla da F açısı birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Akabinde benzerlik kurulduktan sonra kenarların oranına gittik. Ki bu bize neyi verecek? K'yı verecek. Önemli bir detay. AB'nin DE'ye oranı. Yani 1-2, 1-2 şeklinde gidiyorsunuz. Daha sonra 2-3. BC'nin EF'ye oranı. Ve birer atlayarak hareket ediyorsunuz. AC'nin 1-3 diye kodlayabilirsiniz. Burada 1-3'e geldiğiniz zaman kim var? DF. AC'nin DF'ye oranı dediniz. Ve bu oran neye eşit oldu arkadaşlar? K'ya. Şu anda gördüğümüz kural bize neyi söylüyor? Eğer iki üçgen birbirine benzerse karşılıklı açı ortayların oranı da benzerlik oranına eşittir diyor. Yani burada eşit açıları düşünün bakın. A ve D. A ve D açılarının açı ortaylarının oranı. B ve E açılarının açı ortaylarının oranı. Ve C ve F açılarının açı ortaylarının oranı yine K dediğimiz benzerlik oranına eşittir diyoruz. Yine arkadaşlar kenara dönüyor bu sefer. Diyoruz ki karşılıklı kenar ortayların oranı benzerlik oranına eşittir. Yine bakın A kenarının D kenarına oranı, B kenarının kenar ortayının tabii, E kenarının kenar ortayının oranı ve arkadaşlar C kenarının kenar ortayının F kenarının kenar ortayına oranı K dediğimiz benzerlik oranına eşittir. Aynı durum üçgenler benzer olduğunda yükseklikler arasında da vardır. Bakın HA'nın HD'ye oranı, HB'nin HE'ye oranı, HC'nin de HF'ye oranı arkadaşlar yine benzerlik oranına nedir diyoruz? Eşittir diyoruz. Sorularda nasıl yapıyor? Tabii bu kadar dediğim gibi ayrı ayrı şekiller halinde değil de tek bir şeklin içinde verebilir. Soru bana VA'yı verebilir. Benzerlik oranını verebilir. İşte D kenarına, ikinci şekildeki D kenarına ait kenar ortayın uzunluğunu sorabilir. Bu şekilde gelebilir. Dikkat edeceğimiz detay bunlar da bu kuralları bilebilmek.
Bunlardan sonra arkadaşlar verilenleri yerine koyarak soruları çözmemiz mümkün. Daha önce anlattığımız derslerde bir detaydan daha bahsetmiştik. Orada bahsettiğimiz detay, burada da hatırlatmak istiyorum. Çünkü kullanılabilir ki sorularda önemli bir detay olacak bu arkadaşlar. Şöyle söylüyoruz, hatırlarsanız ilk videomuzda, ilk dersimizde anlatmıştık bunu. Benzer üçgenlerin çevreleri oranı, yani ABC üçgeni ile DEF üçgeninin çevreleri oranı K'ya eşitti. Ve yine alanları oranı ise, yani alan ABC, ABC üçgeninin alanının arkadaşlar, DEF üçgeninin alanına oranı K'nın karesine eşitti diyoruz. Şimdi bu önemli bir kural. Diğerleri de tabii ki önemli ama bu özellikle arkadaşlar bazı noktaların çıkışı olarak sorularda karşımıza gelebilir. Çözüm yöntemlerinde bu bilgiyi kullanarak hareket etmek zorunda kalabildiğimiz detaylar olabilir diyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz bizim normalde ders işleme tekniğimiz belli. Ne yapıyoruz? Önce bir kendimiz notlarımızdan anlatıyoruz. Ardından da akıllı kitabımıza geçerek akıllı kitap üzerinden arkadaşlar çalışmamızı yapıyoruz. Şu anda onun vakti geldi. Tabii hep derste yaptığımız gibi şunu yapalım isterseniz. Kitabı olmayan varsa lütfen noktaya çıkıp baksın. Tamam? Peki. Şimdi ilk olarak tabii geriye döndük şimdi. Anlattığımız şeyleri bir kez de akıllı kitabımızın üzerinden anlatarak arkadaşlar devam edeceğiz. Şöyle büyütelim. Daha net bir şekilde alalım. Şimdi biliyorsunuz biz üçgende yardımcı doğrularda incelediğimiz yardımcı doğrular kenarortay, açıortay ve neydi arkadaşlar? Yükseklikti. Burada ilk olarak kenarortayla başlamış kitabımız. Biz de kenarortayı bir tekrar edelim. Ardından sırasıyla arkadaşlar açıortay ve yükseklik şeklinde devam ederiz. Üçgenin bir kenarının orta noktasını karşı köşeyle birleştiren doğru parçasına kenarortay denir diyor ve kenarortaylar üçgenin içinde bir noktada kesişir diyor. Bunu derste konuşmuştuk hatırlarsanız. Üçgenin türü ne olursa olsun kenarortaylar daima üçgenin iç bölgesinde kesişir. Hatta burada bir parantez açmıştık ve açtığımız parantezde şunu söylemiştik. Kenarortayların kesiştiği noktaya ağırlık merkezi denir demiştik. Bu biraz genel kültür, biraz da ola ki bazı yerlerde karşımıza soru olarak gelir diye size ifade ettiğimiz bir durumdu arkadaşlar. Bakın burada bize dar açılı, dik açılı ve geniş açılı olmak üzere 3 tane üçgen türü verilmiş. İlk olarak dar açılıyı kontrol edersek arkadaşlar, dar açılı üçgende AK, A kenarının, BL arkadaşlar, B kenarının, CM'de dikkat edersek C kenarının neyidir? Kenar ortayıdır diyoruz. Yine bakın bunlar hep indikleri kenarları ikişer parçaya bölmüş ve üçgenin neresinde kesişmiş? İç bölgesinde kesişmiş. Dik açılı üçgene geldiğimiz zaman AK, BC kenarını iki eşit parçaya, BL, AC kenarını iki eşit parçaya, CM de arkadaşlar AB kenarını iki eşit parçaya ayırmış ve kenar ortay olmuşlar. Ve bu da yine bakın dik açılı üçgen olmuş. Ancak yine nerede kesişiyor bakın kenar ortaylar? Üçgenin iç bölgesinde. İşte bakın dar açılıda da dik açılıda da şu belirttiğimiz noktalar üçgenin neyidir? Ağırlık merkezidir diyoruz. Geniş açılı üçgene geldiğimiz zaman geniş açılı üçgende de CM uzunluğu bakın AB kenarını iki eşit parçaya bölmüş. AK uzunluğu BC kenarını iki eşit parçaya bölmüş. BL uzunluğu da arkadaşlar AC kenarını iki eşit parçaya bölmüş ve indikleri kenarları ikişer eşit parçaya böldükleri için kenarların neyi olmuş hepsi? Kenar ortayı olmuş. Burada belirtiyor bakın. BL uzunluğu AC'nin, MC uzunluğu AB'nin arkadaşlar, AK uzunluğu da BC'nin kenar ortayıdır demiş. Ve üç üçgene de baktığınız zaman dar açılı iç açıları biliyorsunuz 90 dereceden küçük, dik açılı iç açılarından bir tanesi 90 derece, geniş açılı da iç açılarından biri 90 dereceden büyük olan üçgendi. Üçünde de kenar ortaylar üçgenin iç bölgelerinde kesişmiş diyoruz.